Ekranlarınıza renk ve eğlence getiren program Magazin Karnavalı'ndan herkese merhaba. Dop dolu ve cap canlı bir programla daha karşınızdayız. Bu hafta Magazin Karnavalı'nda sizler için neler var? Hep birlikte izliyoruz. Sanat ve cemiyet dünyası bu kez Alzheimer'lılar için buluştu. Helin Avşar'dan bu seneki yaz trendleri. Plajlarda bu sene neler giyilecek? Helin Avşar'a sorduk. Emel Yıldırım güzelliğini neye borçlu? Kendi kozmetik markasını çıkaran ünlüler kervanına Emel Yıldırım da mı giriyor? Beş yıllık aşk bitti. Yakında evlenmeleri beklenen Fule Zenginer ve Onur Koçal ikilisinin ayrılık gerekçesi ne? Berdan Mardini'den çarpıcı açıklamalar. Berdan Mardini hangi sektöre el atıyor? Beste doktoru Ersay Üner'den Sibel Miraloğlu'na özel röportaj. Ersay Üner, Demet Akalın'la küslük dedikoduları hakkında son noktayı koydu. Fatih Yürek'ten sanat dünyasına örnek davranış. Zahide Yetiş'ten evlilik programları hakkında şok açıklamalar. Aşkın Nur Yengi'den şaşırtan sözler. Cengiz Abazoğlu'nun defilesine Çağla Şikel ve Ebru Şallı damga vurdu. Cem Yılmaz'ı sosyal medyada takipten çıkaran Şallı sessizliğini bozdu. Ünlü simalar bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü simaların sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Sanat ve cemiyet dünyası bu kez Alzheimer'lılar için buluştu. Sait Halim Paşa Yalısı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen Bahar Karnavalı'nı aratmayan alışveriş şenliğinde neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Yaklaşık 112 markamız, yaklaşık 75 stand olmak üzere. Hülya Avşar, Helin Avşar, Tanju Babacan, Ezra Tubacetin ve bir sürü isimler bizimle birlikte yol aldık. Bugünkü kapı gelişi gelirinin tamamı Alzheimer Vakfı'na bağışlanacak. Sait Halim Paşa Yalısı'nda sabah 10'da akşam 10'a kadar bir etkinlik. Daha bekliyoruz konukların gelmesini. Güzel bir etkinlik oldu. Gördüğünüz gibi tamamen yalının içi firmalarla döşendi. Şimdi yeni başladı zaten. Evet, satışlar var. Bazı elbiseler ayrıldı zaten. Böyle güzel bir gün bizim için de. Kimler ayırttı peki, onlardan da bilgi aldım. İsim vermiyorum. Birçok kişiyle çalışıyoruz. O zaman biraz da sizden göstermenizi istedim. Tabii ki. Twerk it baby. Üstünüzde o kadar ağır değil ve çok zarif ve şık duruyor. Yaz için, bodrum için mesela. Böyle şıkır şıkır, evet. Çok güzel bir kermesteyiz. Yine Hülya Hanım'ın yaptığı tişörtler var. Bu senenin trendleri neler olacak? Trendlerden çok ben şimdi kadınların yazın rahatlığını düşündüm. İşte bikini ve mayo giydiğimiz zaman üstümüzde bir takım hani yerlerimizi kapatmaktan çok böyle rahat etmeyi istiyoruz. Ben de o yüzden uzun uzun gömlekler yaptım bu sene ve rengarenk. Bir tane de sizin. Bir tane de üstümde kadar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi. Ya ben cıvıl cıvıl bir yaz geçsin istiyorum bu sene. O yüzden hep renkleri rengarenk yaptım. Ay pardon. Böyle uçlarına tatlı tatlı böyle dokunuşlar yaptım. Evet, çok sevindim. Evet, böyle düz işte sabahtan akşama kadar bunu üstünüze geçirip bikini ve mayonun üstüne giyebiliyorsunuz. Çeşitleri de var, evet, kırmızı. Her renk var, her türlü, her desen var. İşte Ayvalık etnik kumaşlarından kullandım ve uçlarını değişik değişik dikişlerle süsledim. Yani ütülenenler var içeride. Daha onlar çıkmadı ama mesela böyle değişik kumaşlar da var. Hülya Hanım'ın tişörtlerine geçelim, onların satışları nasıl? Valla onun satışları çok iyi çünkü o bayağı uğraşıyor bu yırtık işiyle. İşte çekimden geliyor, akşam 2 saat. Ha babam de babam kesiyor valla.
İsmi özel kesiyor değil mi? İsmi özel kesiyor. Video çekiyor ve kendi Instagram'ından yayınlıyor onları. Şimdi boyama da yapmaya başlamış. Boyama yapıyor, ada imza atıyor, işte böyle çizimler yapıyor, çiçekler çiziyor, böcekler yapıyor, bir şeyler yapıyor ama içinden ne geliyorsa artık o gün. İnternet üzerinden böyle kermeslerde, zaten bu ay neredeyse her gün kermeslere katıldık biz, iki marka. Kermeslerimiz var, internet üzerinden satıyor. Önümüzdeki kışa da gene sürpriz bir şeylerimiz var, bakalım. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok güzel bir günde buluştuk. Evet, çok güzel bir gün. Sosyal sorumluluk projemiz, biliyorsun her zaman varım, her yerde. Alzheimer Vakfı'nın yapmış olduğu bir kermesteyiz. Çok güzel. Şu anda böyle güneş var, deniz karşımızda. Siz neler yapıyorsunuz? Bu sene böyle bir hızlı girdik yaza. 6 aydan beri uğraştım ve sonunda çok güzel ürünlerim insanlarla buluşturacağım. Şampuan, duş jeli, krem, parfüm. Parfüm erkekler de kullanabilecek, unisex. Göz kremi, peeling, maskeler, çok yüz kremi. Kadının neye ihtiyaç olduğunu bilerek ve ben de kadın olup ürünler kullandığımda nelerin bana yaradığını, nelerin yaramadığını görerek bu bilgimi insanlarla paylaşmak istedim. Hepsini kullandım, test ettim, onayladım. Öyle mi? Aynen, aynen. Hala da kullanıyorum. Çünkü kullanmadığım hiçbir şeyi kimseye tavsiye etmem. Yanlış bir ürün de asla, hani vicdan sahibi olmak lazım. Her şeyi kullandım. Sadece bir şampuanlarım gelecek. Onlar şimdi test edilecek. Ama parfüm olay. Çok güzel. 3 tane numune geldi. 3'ünü de hemen bitirdiler. Arkadaşlarım sağ olsun. Gerçekten çok güzel. Allah utandırmasın. Birçok kişi de böyle adım attı aslında. İşte kremdir, şampuandır. Sizin bir iddianız var mı bu konuda? Yok, benim iddiam yok. Ben her zaman, hiçbir zaman benim bir şeyde iddiam olmadı. Ben kendi yağımla kavrulup böyle beni seven insanlar, beni takip eden insanlar işte Emel Yıldırım ne kullanıyor, hangi kremi kullanıyor deyip çok sorulan. Bu artık ben 20 yaşından beri cildime çok iyi bakarım. O yüzden de çok fazla işlem yaptırmadığım için cildime. Tabii ki vitaminler yaptırdım, bakımlarım var, kök hücre yaptırıyorum şu anda. Ama bunlar olacak, olması gereken şeyler. Ama bir de dıştan da tazelemek yapmak, bakım yapmak lazım. Dolayısıyla benim böyle bir iddiam yok. Ben de güveniyorum ürünlerime çünkü hepsini kullandım. Göz kremi bile 3-4 kere gitti geldi. Yani kıvamını beğenmedim, işte biraz hafif yandı dedim. Yani bunların bile şeylerini ben denedim, numunelerini. Dolayısıyla çok güveniyorum. O yüzden de böyle güvenle hepsini takdim edeceksin. Aynen öyle. Neler yapılması gerek? Hangi işlemler, hangi doğru işlemler yapılması gerek? Çünkü bayanları biliyorsunuz yani bütün her şeyini güzellik için harcıyor ama bazen yanlış için üstünkörü ve yanlış işlemler de yapıp sonra çok mutsuz olan kadınlarımız da var. Ben onlara destek amaçlı onların yanında olacağım. Siz neler öneriyorsunuz? Biraz ipucu verelim mi? 20'li yaştan sonra krem kullanabilirler. Hani genç kızlardan işte 40-50 falan vesaire. Bir kere kadının cildi çok önemli. Kıyafeti gibi kadının cildi. Yani makyajla onu kapatmaması lazım. Fresh durması lazım. Maske, yani makyajla yatan kadınlarımız var. Cilt bakımına gitmeyen kadınlarımız var. Tabii ki bu imkanlar doğrultusunda olan bir şey ama evde de bazı şeyler yapılabilir. Yiyeceğiniz salatadan, işte salatayı doğruyorsunuz, yüzünüze kabuklarını koyun mesela. Limon, C vitamini veya portakalı sıkın, buz şeyine koyun. Onları çıkarın, cildinize böyle sabahları yedirerek, C vitamini yani masaj yaparak. Bunlar böyle küçük tüyolar. Yani bakmak lazım cilde. Bir de dolgu botoks yaptırıyorlar ya hani mesela. Sizde var mı bir şey? Benim yüzümde dolgu falan yok. Ama çok eskiden bir dudağımda bir küçük bir şey vardı. Sonra ameliyat oldum onda. Yanlış bir yapılan bir işlemde. Yanlış işlemler, cahillik, gençsin. İşte herkese inanmamak lazım. Ben dolgu yaptırmıyorum çünkü dolgu, buraya yapılan dolgu zaman sonra aşağı iniyor. Yapılan tekrar aşağı iniyor. Bu sefer aşağıya inerken yüz genişliyor. Belli bir yaştan sonra bakacak, sonra
orta yüz germe veya işte bu örümcek ağ dediğimiz işlemleri yapabilir. Çünkü o dolgu yani her kadına gitmiyor. Bazen çok böyle artık dolgu yüz böyle geriliyor, davul gibi oluyor. O da hoş olmuyor. Yani mimik olmak lazım. Mimiksiz bir kadın, bilmiyorum, ben konuştuğum zaman rahatsız oluyorum. Yani bana gülecek, kaz ayaklarında birazcık hafif kırışıklıklar olacak. O da güzel yaşlanmanın vermiş olduğu bir güzelliktir aslında. Yılların böyle güzelliği vuruyor yüzüne. Bence öyle. Bakımlarla, kremlerle desteklemek. Ben mesela PRP ve kök hücresi yaptırıyorum şu anda. Yani bu gibi desteklerle bayanlarımız böyle güzel olabilir. Şimdi ufak ufak dizi teklifleri alıyorum. Dönüşüm oluyor. Dönüşüm muhteşem diye. Setlere mi dönüyoruz? Yani evet. Eski yaptığım bir meslekti. Çok fazla yapmadım ama az öz yapmıştım. Böyle teklifler de gelince dedim ki yani neden olmasın, olabilir. Bakalım. Sosyal sorumluluk projelerinde olmaya elimden geldiği kadar çalışıyorum. Bugün de buradayız. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır, yararımız olur. Olursa da ne mutlu bize. Şarkınız da çıktı. Çok güzel tepkiler alıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Güzel vallahi, dediğin gibi çok güzel tepkiler alıyoruz. Keyfimiz yerinde. Yazın işte konserlerimiz başlayacak. Haziran'da, Mayıs sonunda bir konserlerimiz olacak. Tarihlerini zaten açıklarım. Keyifli gidiyor her şey. Güzel gidiyor. Evet. Ha, evlenme teklifi oluyor. Oluyor. Ben de cevap veriyorum falan. Mesela ne cevaplar veriyorsun? Yok, cevap vermiyorum tabii ki de. Ama öyle teklifler oluyor yani oradan. Film çekimleri nasıl gitti peki? Film çekimleri vallahi biraz zorluydu ama keyifli, güzel geçti. Normalde Nisan'da vizyona girecektik ama hani ülkemizin yoğun gündeminden dolayı erteleme kararı aldık. Eylül 29'da vizyona girecek kısmetse. Filmler sırasında da bir kaza atlattınız. Evet. Aynen. Ya, kaburga Allah'tan kırılmadı da çatlattık. İşte at eğitimleri sırasında attan düştüm. İlk başta anlamamıştım zaten ama akşam eve gittiğimde böyle bir işte yatağa yattım, o yorgunlukla bir baktım bir şey batıyor. Aradan 2-3 gün geçti. 3 gün geçtikten sonra dedim ben bir gideyim doktora. Zaten doktor da direkt çatlak dedi. Ya yapacak da bir şey yok çünkü hani kaburgayı bir şey yapamıyorsun. Dinlendik öyle, fazla bir şey yüklenemedik. Şimdi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Yeni projeler olacak peki? Yeni sinema filmi dönemi yaklaşıyor. Valla dün bir konuştuk. Herhalde olursa Temmuz'da çekimleri olacak, bir sinema filmi var. Bir tane daha vardı zaten. O bir özel kanalda, o da yayınlanacak. Daha yayınlanmadı hala. Yeni işte bir anlaşmalarımız var müzik olarak. Ama yaza doğru yetiştirebilirsek bir şarkı da yapmayı planlıyorum. En kötü hani işte yaz sonunda bir şarkı çıkacak. Nasıl diyeyim, yeni bir ekiple diyeyim. Onun heyecanı var bir yandan da. Onun çalışmalarını yapıyorum. Yeni şarkılar yazıyorum bol bol bu ara. Onun üstüne çok yoğunlaştım. Aslında hani farklı, çok da ayırt edemiyorum. Hani benim İstanbul'a gelme sebebim zaten en büyük hayalim, çocukluk hayalim şarkı söylemekti, şarkıcı olmaktı. Onu da çok şükür gerçekleştirdim ve hani çok da mutlu bir şekilde devam ettiriyorum. Müziğin yeri çok ayrı benim için. Ama oyunculuk da çok keyifli. Hani bir karaktere can vermek, bir hayat vermek çok güzel bir duygu. Elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum ben de. İkisinin de yeri ayrı. Bir bütün olarak da görüyorum ben bunu. İşleriniz güzel gidiyor. Peki aşk hayatında soralım. O da güzel gidiyor. Yok, ya şu an hani erken diyelim. Hani her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Zamanı gelince ikimiz de kendimizi hazır hissettiğimizde neden olmasın? Niyetimiz zaten o yönde gidiyor. Son soruda Survivor'ı soracağım. İzleme şansınız oluyor mu? Vallahi bu sene hiç takip edemiyorum ya. Geçen hatta bir Acun abiyle de bir beraber denk geldik. O da bir öyle bir konuştuk orada. Nedir, ne değildir, kim ne yapıyor çok fazla bir fikrim yok açıkçası. Hafta sonları falan. Bilmiyorum. Çok zor. Onu yaşadıktan sonra onu yaşayan bilir abi. Öyle söyleyeyim yani. Çok zor. Siz en çok nelerde zorlanmışsınız? Orada tek zaten aklına gelen tek şey açlık. Çok bambaşka bir duygu. Aklına gelen tek şey hani ailen, sevdiklerin iyi mi? Karnım bugün doyacak mı? Hani oyun kazanacak mıyımdan ziyade hani oyun sonundaki o yemeği yiyebilecek miyim? Bir de hani sağlığım yerinde mi? Ama bugün sakatlanmadım. Hani aslında hayatın özeti de bu bence. Benim için Survivor'da hani o gittim, çok hani zor bir karardı benim için giderken. Ama iyi ki de gitmişim diyorum. Çünkü her şeyi geçtim. Hayata dair çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Aslında hani hep o verdiğimiz, hep çok değer veriyoruz dediğimiz birçok şeyin aslında çok da ertelediğimizin farkına vardım. Ve döndükten sonra daha da böyle dört elle sarıldım diyebilirim. Gerçekten çok zor. Ama herkesin de yaşaması lazım diye düşünüyorum. Çok anlamlı bir organizasyon. Zaten bizim Major Partners olarak bir vakfımız var. İnsan sağlığını konusunda özellikle her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Major Partners'ın Lux Bodrum Resort and Residences projesiyle katıldık destek vermek için. Lux
Resort and Residences ödüllü projedir. 6-7 proje arasından Milano'da yapılan A-Design Awards yarışmasında dünya ikincisi olmuştur. 650 metre sahil şeridine sahip, yani Bodrum'da kumsala sahip ender projelerden biridir. Ve normalde biliyorsunuz Gümbet gibi bir koy aslında 450 metre sahile sahiptir. Ama bu proje sadece kendine özel 650 metre sahil şeridine sahip olan bir koyu var. O yüzden yani son derece farklı bir proje. Ünlülerden de birileri, yani, talipler var mı? Ya biz MC Partners olarak kendi öz kaynaklarımızla projelerimizi geliştiriyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan kaynak finanse etmiyoruz. Kendimizi finanse etmiyoruz. Bu nedenle aslında biz satışlarımızı sınırladık. İlk sene 10 adet, ondan sonra 15 adet. Bu şekilde gidecek. 72 tane rezidans satışımız olacak. Paylaşmak istemiyoruz. Yani çünkü çok özel proje ve gerçekten hani herkesin ön planda olmak istemeyeceği bir proje. Yani herkesin daha çok private bir proje olduğu için herkesi ön plana sokmak istemiyoruz ve bunu paylaşmak istemiyoruz ama tabii ki var. Aşk ve entrika konulu senaryosuyla yayın hayatına başlayan Seni Kimler Aldı dizisinin oyuncu kadrosuyla yaptığımız keyifli sohbetimiz geliyor ekranlarınıza. Çok teşekkür ederim. İyiyim, sizi sormalı. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir iş. Yeni heyecanlar vardır. Çok, yani şu an o kadar böyle şeyiz ki, çünkü biz çok uzun süredir de çekiyoruz. Böyle bir takım aksaklıklar yaşadık. Şimdi pazar günü yayına gireceğimize inanamıyoruz yani. Yaz da geliyor. Neler yapacaksınız? Planlar var mı? Evet. Zaten biz muhtemelen Ramazan sonrası bir ara vereceğiz. O dönem için planlarım var. Aslında Amerika'ya gitmek istiyorum dil eğitimi için. Böyle bir planım var. Fakat sinema filmi de yapmak istiyorum. Orada çok böyle bir akışa bıraktım biraz. O an kalbimden ne geçerse onu yapacağım. Ya gideceğim ya kalacağım. Sinema filmi bayağı oldu değil mi? Ne kadar oldu? Yani en son bu sene hangi Eylül, Ekim? Ekim'de galiba bizim Seni Seven Olsun, evet, vizyona girdi. Sonra bir şey yapmadım. Senede maksimum bir tane sinema filmi yapıyorum. Amerika'da hem ticaret hem ziyaret mi olacak? Ticaret ancak, ben onlara ticaret olacağım. Para harcamaya gidiyorum. Ama İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Öyle bir niyetim var. O yüzden hani gitmeyi düşünüyorum. Ama bir yandan kalbimde böyle hani iyi bir sinema filmi denk gelirse de onu da yapmak istediğimi biliyorum. O yüzden biraz açık kapı var orada. Peki efendim, burada hani yurt dışında devamını düşünüyor musunuz? Bayağı ünlüler artık rağbet ediyor Amerika'ya. Yani önceliğim Türkiye. Bizim çok kıymetli topraklarımız bence. O yüzden önceliğim Türkiye tabii ki. O yüzden bilmiyorum şu an, hani bırakıp bir yere gitmek gibi bir niyetim de olmadı hiç. Türkiye'de ne valla oğlum, da Amerika'yı sonra diyorsun. Bir de herkes bizden almaya geliyor. Biz niye gidiyoruz? Peki efendim, son çıkan haberleri de soralım. Evet. Doğru mu? Onur Bey'le doğruluğu var mı? Doğru. Bir buçuk ay falan oldu. Yani oturduk. Zaten çok medeni iki insanız. Çok saygı çerçevesinde bir 4 yıl geçirdik. Sonra da oturduk, böyle bir karar verdik. İkimizden arkadaş olarak dostluğumuza, hayatımızın dost olarak bir parçası olmaya karar verdik. O şekilde devam ediyoruz. Peki efendim, hani herkes evlilik bekliyordu. Bir anda olursun. Evet. Ya bir tek biz beklemiyorduk. Dün gerçekten öyle bir niyetimiz yoktu. Hani güzel gitti. Çok birbirimize saygı duyduk. 4 yıl boyunca birbirimize çok şey öğrettik hayat anlamında. Dolayısıyla hani şimdi de artık yollarımızın ayrılması gerekti. Peki şu kanıda mısınız? Uzun süren ilişkilerde evlilikler erteleniyor veyahut da olmuyor. Galiba öyle. Bana hep öyle söylüyorlardı. Bir şeyler tükenildik, evet, bitiyor. Ya bilmiyorum, tüketilmek mi? Bir de her ilişkide öyle mi oluyor bilmiyorum. Burada hani bir sürü insan var. 20 yıl evli kalan, 30 yıl evli kalan, 8 sene nişanlı kalıp sonra evlenen. Yani galiba bunun bir kuralı kaidesi yok. Kader, kısmet. Peki hani aşk mı? Özel
bir başka bir nedeni var mı? Yani çok hani herhalde öyle bilmiyorum. Çok konuşamadığım konular. Hayır konu yani var. İhanet var mı yani? Asla açık açık yok. Asla. Yok, hiç öyle birbirimize asla yalan söylemediğimiz, birbirimizi kırmadığımız çok güzel bir 4 sene geçirdik biz. Bir de ikimiz de çok hani hem kendine saygısı olan insanlarız. Bence kendisine saygısı olan insan aldatmaz. Buradan da böyle. Buradan da alttan alt bant mesajı alt verelim. Yok, öyle bir şey olmadı. Arkadaşlar görüşmek zor olmuyor mu uzun bir ilişkiden sonra? Yani görüşüp sürekli kahve içmiyoruz ama hani karşılaştığımızda merhaba diyoruz. O yüzden zor olmuyor. Peki, yani geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Başın sağ olsun da diyebilirdi yani. Geçtiğimiz günlerde Aman Aman şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Berdan Mardini ile buluştuk. Mardini hayranlarının karşısına bakın nasıl çıkacak. Derdin derman demek, sevmek sevmek. Kalbimizi de sevgiye, aşka yer vermeliyiz. Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz. Sevmek, sevmek, ah ah sevmek, sevmek, sevmek. Dedik eskilerden, içimizden geldi. Bazen içinden ne geliyorsa onu söyleyeceksin. Hayırlı olsun. İkinci klip geliyor. İkinci klip Allah'ın izniyle. 5 ay önce çıkartmış olduğumuz albümün ikinci klibi. Sorarım sorarım aman aman. İlk aman amanla şöhret olmuştum. Bu ikinci aman aman olur inşallah. Şimdi şarkı Türkçe, Kürtçe, Arapça. Evet. Cümleler de var. Zaten kıtalarda geçiyor. Sözlerde de. Şimdi biz istedik ki bu dönemde dışarıdan dünyanın, Avrupa'nın bizim ülkemizin üstüne gelmesi ve bu baskıların durumuyla birlikte bu milli birlik beraberlik ruhunu, yani eski Osmanlı ruhunu biz yaşatalım istiyoruz. Yani işte bu şarkılarımızda da bunlara yer veriyoruz ki işte biz Türk'üyle, Çerkezi'yle, Kürdü'yle, Laz'ıyla, Arabı'yla tek bir milletiz. Bunu da her zaman bizler de söylüyoruz. Bu şarkıda o ruhu biraz olsun canlandıracak, birazcık işte oyunlar var. İşte arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımızla birlikte biraz oraya gidelim, o kenetlenmeyi yakalayalım istedik. Benim ilk Türkçe, Kürtçe, Arapça klibim ekranlarda dönmeye başlayacak. Yüzün gayet iyi eğlendiniz burada. Çok renkli. Baksana renge bak. Bak. Renk, renk var mı bu adamda? Çok eğlendiniz. Renk ya çok. Yeni sezonda bir dizi film hazırlıyoruz yine. Allah kısmet ederse bir tane de bir sinema filmi, komedi bir sinema bir komedi hazırlıyoruz. Onu çekeceğiz. Tam böyle benim doğum yerim Diyarbakır, aslen Mardinliyim. Böyle Diyarbakır, Mardin'in bizim yöredeki komik durumları, başımıza gelen şeyleri hazırladık. İnşallah çekeceğiz. Yoğun yani. Bu kadar yoğun temponun arasında sizi çok fit de gördük. Kilo evet, da verdiniz. Verdik neler vallahi yaptınız? Ben zaten yıllardır spor yapıyorum, koşuyorum, kardiyo yapıyorum. Kilo aldık. Kilo hakikaten lanet bir şeymiş. Bir daha kilo almamak üzere kilo verdim. Çünkü insan kendini daha güvende de hissediyor. Daha da güzel hissediyor. Spor benim hayatımda çok önemli. Kendime bakıyorum, seviyorum. İnsan zaten herkesin öyle düşünüyorum. Her insanın kendine bakması gerektiğini düşünüyorum. Gül. Ve fabrika kuruyorum Mardin'e. Mardin'de bir fabrika açıyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Gül. Ne gülü? Isparta'dan güllerimizi getirdik. 200 dönüm üzerine gülleri diktim. Şu an güllerimiz çıktı. Nisan ayında ben gülleri toplatıp, yağını çıkartıp Fransa'ya satacağım. Ve bu gül parfümün biliyorsunuz ana ham maddesi gül yağı. Yağ olmadan parfüm oluşmaz. Biz de kendimizce bu yağ önce ham maddeyle satışlarını yapıp 1-2 sene içerisinde de Allah'ın izniyle bir parfüm markası yapmaya çalışıyoruz.
Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Beste doktoru Ersay Üner'den Sibel Miraloğlu'na özel röportaj. Ersay Üner, Demet Akalın'la küslük dedikoduları hakkında son noktayı koydu. Fatih Yürek'ten sanat dünyasına örnek davranış. Zahide Yetiş'ten evlilik programları hakkında şok açıklamalar. Aşkın Nur Yengi'den şaşırtan sözler. Cengiz Abazoğlu'nun defilesine Çağla Şikel ve Ebru Şallı damga vurdu. Cem Yılmaz'ı sosyal medyada takipten çıkaran Şallı sessizliğini bozdu. Ünlü simalar bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü simaların sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Demet Akalın'a verdiği bestelerle adını sıkça duyduğumuz Ersay Üner, yeteneğiyle ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyacağımız isimlerden biri. Beste doktorunun güzel oyuncu Büşra Pekin'le olan ilişkisinden Demet Akalın hakkında çıkan küslük dedikodularına değin yaptığımız keyifli sohbetimiz geliyor ekranlarınıza. Aşk sonsuza kadar sürer mi? Ersay Üner'le beraberiz. Kendisi beste fabrikatörü. Biz de sizin daha yakından tanımanız için hemen Ersay Bey'i bulmuşken merak ettiğimiz soruları sormak istedik. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Tatlım Tatlım'ın soundtrack'i geldi. Sizden bir bomba daha patladı. Muhteşem bir şarkı olmuş zaten. Neler söyleyeceksiniz? Yürüdünüz gittiniz. Estağfurullah. Tatlım Tatlım çok güzel oldu filmle birlikte. Şarkıyı yaparken zaten ben onun filmini daha önceki oyunlarında çok seyretmiştim. Yılmaz abinin oyunu çok seyretmiştim Demet Akbağ'la. Oradan zaten çok sevdiğim bir hikayeydi. Bir de işin içerisinde filmi girince ve o set esnasında orada olunca şarkı çıktı tabii. Akabinde hemen filmle birlikte bütünleşti zaten. Çok güzel oldu. Film de çok güzel gitti. Şarkı da şu an çok güzel gidiyor. Dönüşler güzel, pozitif. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Çok güzel de bir klip çektiniz. Klibin nasıl oluştu hikayesi? Yani klip şöyle oldu. Bir anda karar verdik klibe de. Çünkü acaba filmle birlikte mi şarkıyı yayınlasak yoksa içerisinde biraz görüntüler yapsak mı falan derken bir hızlı bir aşama hemen gelişti. Bir günde çektik klibi. Sevgili Murat Şoker çekti. Ondan sonra filmi tabii Yılmaz Erdoğan çekti. İkisi birlikte birleşti. Tatlı da bir klip oldu. Kendiliğinden doğdu aslında. Hikayeyi anlatıyor. İçinde bir sürü oyuncu arkadaşım var aslında. Çok güzel bir şey kısmet oldu benim için de. Keyifli oldu klip de. Çok tatlı. Birçok ünlü isme şarkılarınızı verdiniz. Beste yapıyorsunuz, söz yazarısınız. On parmağınızda on marifet. Bu şarkılar nasıl çıkıyor? Doğamda olan bir şey bu benim. Hikaye anlatmayı hep severim. Müzik de yaptığım için ikisi birleşince bir araya doğamdan kaynaklanan bir şey çıkıyor. Ve bunu ne durdurabiliyorum ne yavaşlatabiliyorum. Bu hep içimde olan bir şey. Aklıma geldikçe hikayelerimi yazıyorum, melodilerimle birleştiriyorum, çalışıyorum ve bu şarkılar çıkıyor. Peki şarkı yazmanın bir matematiği mi var yoksa ilham mı geliyor? Ya bir matematiği yoktur bu işin. Yani formları vardır, şarkı formları vardır, belirli formlar vardır ama bir matematiği yoktur. Ben duygusuyla hareket eden biriyim açıkçası. Tabii ki işin içerisinde her işin olduğu kadar ufak tefek matematiksel şeyler vardır ama bunun bir formülü yoktur bana kalırsa. Herkesin kendine ait bir formülü olabilir, o başka bir şey ama genel bir formülü yoktur. Peki Demet Akalın'ın şarkılarının duyulmasının sebebi diyorlar sizin için. Ya sağ olsunlar çok söylüyorlar bunu ama biz beraber her şeyi yaptık Demet'le. Yani sadece benim şarkılarım değildi olay. Demet'in bir kere çok büyük bir enerjisi, çabası, benim şarkılarım. Sevgili Erhan'ın düzenlemeleri çoğu birçok arkadaşımızla o bir ekip işiydi. Ben de çok zaman ve emek harcadım. Demet de çok fazla zaman ve emek harcadı ve çok başarılı olduğu işler. Oraya bağlıyorum ben aslında. Sırada bekleyenler kimler? Onların isimlerini alalım hemen. Sırada bekleyenler demeyelim. Estağfurullah ama çalışacağım ve çalışabileceğimiz birçok arkadaşım var. Yakında, en yakında sanırım Simge var. Onu Aleyna var daha öncesinde. Aleyna ile çok güzel bir şarkı yaptık. Ozan düzenliyor Çolakoğlu. Ondan sonra benim belki
bir şey çıkacak ama tarihinden tam emin değilim. Onun haricinde içinde olduğum projeler var, hala çalıştığım. En yakında bunlar gelir. Süper. Peki biraz da Ersa Yener'i yakından tanısın istiyoruz biz izleyicilerimiz. Ersa Yener kendi özel hayatında nasıl bir adam? Yani Ersa Yener'in özel hayatı aslında çok böyle özel hayatı diye bir şey yok. Ersa Yener'in hayatı müzik zaten. Sabah günü müzikle başlar. Gerçekten kalkarım, kahvemi alırım ve müzik dinlemeye başlarım. Ondan sonrası kendiliğinden gelişir ve ben koşullara ayak uydururum. Seyahat, alışveriş. Seyahat, bayılırım canım seyahat. Alışverişte çok aram yok. Ama seyahat çok severim. Hatta uzun yol yapmayı çok severim. Arabama yakın tanıyanlar bilir. Böyle gece 3'te hadi ben gidiyorum deyip 2000 kilometre, 2500 kilometre çok uzun yol yaparım. Ülke gezmeyi severim ondan sonra. Bol insan tanımayı severim. Romantik misiniz peki? Valla romantik kim? Pis romantiklerden önümde. Duygusalım da romantiyim de. Mesela bir sürpriz yaptığınız böyle hani böyle özel bir sürpriz. Ya özeli anlatamam. Adı üstünde ama sürprizlerimi severim. Mutlu etmeyi severim. Yani. Güllerle donatılmış bir masa. Şaka çok severim. Yani büyük şakacıyımdır. Küçük şey şakaları sevmem. Prodüksiyon şakaları yaparım. Uzun metrajlıdır. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene sürebilir. Şaka çok severim. Evet, ekip kurarım bayağı yani. Bayağı. Tabii. Çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Siz de en çok aşık oldu. Siz neyinize en çok sevdiniz? Sormak lazım. Hiç bilmiyorum. Gerçekten ona sormak lazım. Yani bilemem ki. Bilemem. Siz onun en çok birçok şeyi var. Mesela? Söyleyemem ki sayamam. Mezar kalır. Ben öyle ona inanırım. Demet Akalın'la görüşmediğinizle ilgili dedikodular çıktı. Doğru, doğru mu? Görüşüyorum vallahi ben daha bundan bir 15-20 gün önce ne yapıyorsun dedim. Sen ne yapıyorsun? Ne güzel olmuş ya şu klibinde şeyin çok tatlı. Şu şeyini çok beğendim. Haberleşiyoruz. Ben ona soruyorum ne yapıyorsun? İyi misin? Her şey yolunda mı diye. Biz arkadaşız. Biz dostuz her şeyden önce. Şu anda beraber iş yapmıyor olmamız dışarıdan nasıl görünüyor gerçekten bilmiyorum ama biz görüşmüyor değiliz. Görüşüyoruz. Sadece şu ara çalışmıyoruz. Bu kadar basit. Daha sonra çalışır mıyız, çalışmaz mıyız, bir şeyler yapar mıyız? Bunların hiçbirinin gerçekten sözünü veremem. Çünkü ben ağzımdan bir şey söyledikten sonra yapamayalım. Telaffuz etmek istemiyorum. Ama hayat her şeyi gösterdi, her şeyi gösterir, her şey olabilir. Arkadaşım, dostum, biz hep olacağız, hep var olacağız. Yani. Sanat camiasında kırgınlık duyduğunuz biri var mı? Ben kimseye kırılmam. Ben sadece çizgilerim vardır. O kadar. En tahammül edemediğiniz şey? Haksızlık, adalet. Yani kendim için değil herkes için aynı şey geçerli. Kendime yapılıyormuş gibi hatta o derecede adaletsizlik işin içine girdi mi? Yolda yürüyorum. Geçerken bir tane arkadaşım abi ne kadar güzel bir şarkı. Abi senin şuradaki şu şarkın ne kadar bana dokundu biliyor musun? Ben onunla sevgilimle barıştım. Öbür taraftan bir gün radara yakalanıyorum polis çeviriyor. Abi ben senin şarkın sayesinde karımla barıştım evliliğimi kurtardım. Bunun gibi o kadar çok şey yaşıyorum ki ben. Benim gözümde böyle. Aparka'da bambaşka yerlerde. Yeni projeler var mı? Valla yeni projeler Simge'ye var, Aleyna var. Fakat asıl bu ara bir sürprizim daha olacak. Efendim Ersa Yener Instagram, ERSYUNER, yine Ersa Yener de Twitter. Bu kadar. Başka da hiçbir şeyim yok zaten. Yok kullanmıyorum. Yani. Onları da zaten gerçekten kullanmaya çalışıyorum. Yani çünkü kullanıcıları görüyorum. Onlar kullanıcı olduğu zaman ben başka bir şey oluyorum. Arada sırada bakıyorum. Paylaşmak istediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. İşlerimi paylaşıyorum. Oradayım ama yani. Görüyorum ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, bakıyorum. Bütün şarkılarınızın ayrı bir yeri vardır ama en böyle sizin de söylemekten hoşlandığınız ve çok ya ne güzel yazmışım dediğiniz bir şarkıyı alalım. Ya hepsi böyle çok tatlı geliyor. Ne güzel yazmış demeyeyim de benim en sevdiğim bu aralar tatlım tatlım seviyorum. En son herhalde o diye birazcık şey ama birçok şarkımı hangisini hepsini seviyorum ya. Vallahi hepsini seviyorum. Bir tane de sizden duyalım. Son şarkımızı söyleyeyim o zaman. Ah tatlım, tatlım tatlım. Bak ne yaptın, yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Ah tatlım, tatlım tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın, sayfa sayfa dağıttın, yetmedi yaktın. Renkli ve eğlenceli kişiliğiyle çok sevdiğimiz Fatih Ürek, bu kez yardımsever kişiliğiyle ön plandaydı. Özel çocuklara destek için bir araya geldiğimiz Fatih Ürek'ten bir de bugünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi için skor tahmini aldık. Sahneden indik.
arkadaşlarımızın yanında olmak, onların çocuklarıyla birlikte olmak, özel kardeşlerimizi kucaklamak çok güzel bir duygu. Özel çocuklar için bir aradayız, neler söyleyeceksiniz? Valla normalde aslında gün çok yoğun geçti ve müthiş yorgunum ama onlar için her zaman sahnede olmak ya da elimizden ne geliyorsa yapmak bizim boynumuzun borcu. O kadar heyecanlılar ki, onların heyecanı bize de geçti sanki. Ben Ali Bey'le çıktım diyeyim, küçücük ama maşallah benden akıllı görseniz. Beraber selam verdik, o beni sahnede götürdü, getirdi, çok güzel partnerim oldu. Yani çok heyecanlı ve keyifli bir şey. Şimdi gündemde biliyorsunuz evlilik programlarının kaldırılması var. Ona ben bir şey söylemeyeyim hayatım. Ona yorum yapmayayım, halk ne isterse o olur, sadece bunu söyleyeyim. Sizin bir iyi niyetinizi ortaya koydunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok fazla kendim fazla göstermeyi sevmiyorum bu tür işlerde ama yani katılıyorum tabii. Ben zaten birçok vakıfta çalışıyorum. Ama böyle bir şey de göstermek gerekiyor. Bazen göstermek gerekiyor. Benim bu haftam, hatta bu 10 gün içerisinde bu birkaç böyle sosyal sorumluluk projesi yaptığım işlerden biri oldu. Yarın bunun için Samsun'a gidiyorum. Kanserli çocuklar için. Evet. Sonra da önümüzdeki hafta içinde Erdoğan, erken doğan çocuklar için bir gece yapacağız. Ona katılacağım. Onun programının lansmanını yapacağız inşallah. Bu hafta baya baya iyilik gereği. Evet, yani Ramazan geliyor. Doğru. Bari sevap işleyelim. Bütün insanlarımız sevap işlesin. Bu 3 aylardayız. Mübarek aylardayız. Hep bana olmuyor. Peki yazda yaklaşıyor artık yavaş evet. Yavaş. Neler söylemek istersin? Vallahi o yazın heyecanı çok fena. Çok fena. Bir de Ramazan öyle bir zamana denk düştü ki o hazırlık dönemini nasıl yapacağını bilemiyorsun. Bir Haziran ayı var. Onu şimdi böyle kendime göre değerlendirip düşünüyorum. Çünkü daha gidip yerleşeceksin, oturacaksın, hazırlanacaksın. Ama çok yoğun bir şekilde Bodrum, Çeşme, böyle Kıbrıs, Mıbrıs aynı şekilde devam edecek. Yorucu sezon başlıyor. Bir de hafta sonu bir maç var. Fenerbahçe, Beşiktaş. Valla bu sene Beşiktaş çok iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ben öyle bir takımla öyle fazla falan bir şeyim, durumum yok. Ama maç nerede oynuyor? Şeyde, Vodafone'da, İnönü'de. İnönü'de mi oynuyor? Yeni şeyde yeni, oynuyor. Yeni stadyumda oynuyor. 40 bin kişi falan. Beraberlik değil. Hadi canım, benim içimden doğru geçiyor. Beraberlik gibi geldi bana. Beşiktaş çünkü çok iyi bu dönemlerde. Yani bugün fena değil. Bugün de çok şıkız yine. Yanlış çıktı gibi. Sağ ol. Hemen Konya'yı. Çok teşekkürler. Single çıkartacağım inşallah. Bir maxi single'ımız var. Soner Sarıkabadayı. Çok güzel bir şarkı yaptı bana. Soner biraz farklı değişik bir şey olacak. Bunu söylemiyordum ama artık söyleyeyim. Soner çünkü söyle diyor. Çok farklı bir şey yapacağız bu sefer. Farklı yazı bir hazır şey yani. Olacak herhalde değil mi? Tabii tabii. Yani Haziran içinde bir şey olacak. Yok. Düet yok. Ama Yıldız Tilbe şarkısı yaptım. Onu ben çünkü daha bir dinletemedim insanlara. Yıldız Tilbe'nin de arasında sesinin olduğu, düet gibi olduğu bir şarkımız var. O da çıkacak yani. O da çıkıyor. Bayağı bomba gibi geliyoruz. İnşallah. Arda arda iki tane. İnşallah. İnşallah. İnşallah çok bakalım. Kısmet. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki destekler sizi. Emeğinize sağlık bu arada. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben kaçıyorum. Aşkın Nur Yengi'den şaşırtan sözler. Kendine olan güvenini her fırsatta dile getiren usta sanatçı bu kez de klip çekiminde kullandığı aracının yanında poz verirken tek rakibim James Bond diye espri yaptı. Arabayı çok görünce mutluyum. Bir Bond kadını edası. Çok iyi bir marka bir arabaymış ve rengine bayıldım. Sağ olsun. Sinan Kandemir kardeşim her zamanki gibi beni yalnız bırakmadı. Ne istiyorsan emret dedi. Çok güzel bir araba göndermiş bana. Bana da sürpriz oldu açıkçası. O yüzden baktım bu arabaların normal binek bizim bindiğimiz arabalar gibi değil huyları suyları. Biz normal yani normal hani nedir mesela en fazla bindiğimiz Porsche diyelim. Bunlara alışıyoruz. Bunların huyları biraz farklı. Mesela E-freni sol tarafta. Aynen. Bu o yüzden arabayı... yani kullanırken bir çarparım marparım endişesiyle sizden önce ona bir baktım nedir ne değildir diye. Bu arada onu demişken çok geçmiş olsun. Evet kaza. Ben teşekkür ederim. Eskişehir'de bir görünmez kaza tabii. Lastik patlamış ve lastiğin durumunu da gördük çok kötü. Ben de anlamadım. Almış. Ben bir konsere gidiyordum ve çok da iyi bir araba yani daha önce kontrolleri yapılmış bir araba. Aniden lastik patladı. Allah'tan sağda solda çok fazla araba olmadığı için. Patlayınca biliyorsunuz savuruyor yani, arabalar. Savrulduk ciddi ama. Ciddi bir tehlike yaşamışsınız. Yani aslında araba olsaydı
çok kötü sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Allah korusun. Nazar mı değdi aşkına? Nazarı attık diyelim. Gözler öyle söyleyeyim. Ya nazarı attık diyelim. Bence öyle kapatalım o konuyu. Kiremiz. Çağırma lütfen. Sevgili Gökhan Tepe, Şebnem Sungur'un çok kıymetli şarkıları. Sony Müzik etiketiyle çıkan albümümüzün işte ikinci klibini bugün merhaba diyeceğiz ilk defa sizlerle beraber. Bizi uzun bir gece bekliyor. Hayırlısı olsun. Kemal, hikayesini Kemal'den öğrendiniz mi? Öğrendim. Sevgili Kemal Başbuğ öğrettim. Sizden de dinleyelim. Size. Ama sizden dinleyelim. Ben tam olarak şöyle söyleyeceğim. Bana dedi ki gecelik iyi gel. O kadar. Gerçek söylüyorum. Güzel olsun, danteli olsun işte ne bileyim ama biriyle kavga edip işte tamamen ayaklarımı çekme. Ayaklar çıplak olacak. Şimdi pıtıklarımı giydim ama ayaklar normalde çıplak olması lazım. Çünkü kavga edip çıkan kadın hani ayakkabı düşünmüyor biliyor soğanlı diye. Dolayısıyla ben Kemal ne derse bugün onun emrine amade geldim. Ben de sizin gibi burada öğreniyorum birçok şeyi. Sürpriz olacak size. Sürpriz yani. Konserler nasıl geçiyor onlar? İyi gidiyor. Konserler de iyi gidiyor. İşte Ramazan başlayacağı için biraz üst üste arka arkaya alınmış işlerimiz var. Zaten biliyorsunuz Ramazan döneminde genelde konser olmuyor. Ondan sonra inşallah yaz. Özledik mi yazı? Yazı ben nasıl özledim sana anlatamam. Yani benim gibi o kadar çok özleyen insan duydum geç gelen bir yaz olunca. Ve böyle bir ara biliyorsunuz ısındı sonra bir soğudu yağmurlar geldi. Evet. Gerçekten depresyon oldu benim için. Çünkü çok hazırlamıştım kendini. Hani güneş çıktı ve artık işte kısa kolları giyeceğiz, bahçeye çıkabileceğiz ve hani en azından enerji. Çünkü yaz gerçekten insana ciddi bir enerji veriyor. Bir anda böyle kış moduna geçince yine bir depresif bir hal almıştım. Çok ama güzel inşallah yani. Bundan sonra. Bolu'da kar yağdığını duydum ama yine de azimliyim yani. Yaz için nereye gidiyorsunuz? Yaz için bir, öyle bir şey bizim çok fazla şey olmuyor. Yani işte şunu yapayım bunu yapayım böyle bir program yapamıyorsun. Ani bir konser çıkıyor. Konser hani reddetmek gibi lüksümüz olmuyor. Ya bir kere EST mevsimi değil haberleri olsun yazanların. Öyle mi? Eylül Ekim'dir onun. Soğuklar olduğunda yapılır estetik. Ya yeni bir şey. Hiç var mı suratıma bir bak gel yakından incele bir. Neren bir estetik var yani bir ay evvel bir de. Var diyenlere cevap olsun o zaman. Bab nere nasıl yani hangi nerede görmüşler? Kimden hani bu bilgiler onlara gidiyor bilmiyorum ama estetik yaptırırsam da ben 35 seneye yakındır bu meslekte sizlerle beraberim. Hiç de böyle gizli saklı cümleler kurmam. Yaptırdıysam da aslan gibi söylerim. Yaptırdım derim yani ne olacak? Estetik artık ev hanımlarının öğlen gidip yaptırdığı bir şey biliyorsunuz. Yani bizlerin bu konuda hatalı ve yani ne bileyim kendini kötü hissettiği bir bölgeyse onu değiştirme ya da onunla ilgili düzeltme ihtiyacın olduğu bir meslek yapıyoruz ki elbette yaparım. Kız tutkunu muyuz? Tutkunu sorma. Musunuz? Tutkunuyum ama çocuğum dünyaya geldikten sonra iki kere emniyet kemeri takarı oldum. Kontrol ediyorum yani. Seviyorum hızlı araba kullanmayı çok sevdim ama artık öyle değilim. Artık daha böyle yani normal binek araba bile değil de daha çok jip. Hani daha çocukla güvenli bir sürüş. Güvenli sürüş hem de işte oyuncaklar, bisikletler, kaykaylar, arabaya bunlara sığdıramazsınız. O zaman bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık hepinizin. Güzel arabanın içinde sizi bir görelim. Bir bakalım beraber. Buyurun. Otoparkta rakibim yok. Tek rakibim şey, James Bond. Geçtiğimiz günlerde Hayat Paylaşım Derneği yararına Haute Couture 2017 koleksiyonunu özel bir defile ile görücüye çıkaran Cengiz Abazoğlu büyük bir defileye imza attı. Defilede öne çıkan isimler Ebru Şallı ve Çağla Şikel'in özel hayatlarına ilişkin sorular karşısında verdiği kaçamak cevaplar gözden kaçmadı.
güzel bir hedefe yönelik yapıldığı zaman, bir amaca yönelik yapıldığı zaman biz daha da çok heyecanlanıyoruz. Gönüllü olarak biz de bu programdayız sonuç olarak. Ama bu heyecanımızı değiştirmiyor. Aksine iyice arttırıyor. Çok güzeldi, çok başarılıydı tüm arkadaşlarım adına da. Cengiz'e de teşekkür ediyoruz. Bize bu heyecanı yaşadık. Eski günleri özlemiş misiniz? Artık eskisi kadar hani defile olmuyor baktığınız zaman. Çok nadir bir hayat. Vallahi yani çok özlüyorum diyemeyeceğim. Yani şöyle, tabii ki yapılmıyor. Yapıldığı zaman zaten biz olabiliyoruz. Yani iyi modacıların, tasarımcıların defilini zaten yürüyoruz. Onun dışında da tabii ki sektörde ben 98'de galiba ilk podyum adımlarımdan bir tanesini Cengiz'in defilesini atmıştım. O zaman Özge daha yoktu, yavrum küçüktü. Şimdi 17 sene sonra yine Cengiz Abazoğlu'nun podyumunda bu sefer gerçekten onun adı altındaki defileye çıkmak benim için yani ne kadar uzun yol aldığımı aynı zamanda ama hani bu işte hala emin adımlarla ilerlediğimi ve birçok duyguyu aslında beraberinde getirdi. Benim için çok anlamı bugün ayrıca büyük. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi böyle güzel bir organizasyon içinde olabildiğimiz için, böyle güzel bir amaca hizmet edebildiğimiz için öncelikle Cengiz'e ve derneğe çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Cengiz Abazoğlu defileleri hep çok heyecanlıdır bizim için. Ben bu sefer çıkmadan Çağla'dan biraz uzak durdum. O beni daha da panik yapar çünkü her seferinde. Biraz heyecanlandırmaya çalıştım, olmadı. Beni de çünkü aynen şey. Beni de bak, ellerim buz gibi, bak kalbim nasıl atıyor diye. Ellerime bak. Adrenalin. Bugün böyle daha biraz daha pastoral, böyle değil mi? Pastoral eserler, derken pastörize mi? Ne? Eserler, hello, hoş geldin. Ebru da geldi. Hoş geldin. Gayet güzel bir defileydi. Sevdiğimiz arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok başarılı bir iş oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi şahaneydi gerçekten. Çok çok güzeldi. Zaten hani o resimler inanılmaz, çok etkileyici gerçekten. Cengiz tam bir sanatçı yani. Gerçekten müthiş bir sanatı konuşturdu diyebilirim. Hem çizip hem böyle aslında kumaşta. Onun, bu yönünü bilmeyen de belki bugün öğrenmiş. Bu yönünü bilmiyorduk. Bence zaten dünyaca çok önemli bir buluş bu arada. Bilmiyorum, ben çok etkilendim. Biz çekimi yaparken de böyle neredeyse gözlerimiz dola dola çok etkilenerek çekim yaptık. Hem Özge ile hem Çağla ile iki... Hepimiz bir çekim yaptık. İki arkadaşım. Esasında defilede... Evet, hani farklı konseptlerde üçümüzde ayrı ayrı çekimler yaptık. Özge'ninki de çok çok güzel. Benimki yakında çıkacak. Karelerini gördüm diyeyim, ben gördüm. 17'si. Ben, yok daha henüz çıkmadı, ben gördüm birkaç kareni. Biliyorum. Yıkılıyor. Çağla'nınkiler bence stadyumda müthiş yıkılıyor. Evet, çok çok beğendim. Teşekkür ederim. Öyle gurur duyuyoruz Cengiz'le çalışmaktan. Çok sahnede güzel. Sahnede küçük bir kaza atlattınız. Düşmedim ama ya. Abartmayın. Bana bakma. Bana bakma, ben düşmedim. Olabilir. Olabilir arkadaşlar, böyle çok zordu o kıyafete takılmamak. Çok zor bir kıyafetti yani. Çağla'nın söylediği gibi yani tek tek bütün ayakkabıya dolanmıştı, onu hissettim. Ben hissettim de başıma geldi ama düşmedim. Evet, düşmedim. Aynen, atlattım. Bir gülücük de attım size. Gayet keyifliydi, çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok her şey için. Hülya Avşar'ın programına katıldınız. Oradaki konuşmalarınız. Onlar orada kalır ama şimdi. Çok teşekkür ederim. Takipten çıktığınız o yeni ilişkisinden dolayı bu tarz haberler de var. Birinci ağızdan öğrenmek gerekirse doğru Cem mu nedir? Sanıyorum sosyal bu konuyla medya. İlgili farkındaysanız ben hiç tek kelime konuşmadım. Biraz önce sorduğunuz soruya gayet dürüst bir şekilde cevap verdim. Hani bu konuyla ilgili cevap vermek istemiyorum. Cevap vermem hakkımı kullanıyorum. Özel yaşantılarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler dünyasının en renkli görüntüleriyle devam ediyoruz. Celil'in Alçakan sosyal medya hesabında paylaştığı bu kareyle iltifat dolu yorumlar aldı. Ece Seçkin Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla 26 bin beğeni aldı. Ferman Akgül eşiyle tur gezisinden döndüklerini Instagram'da hayranlarına bu kareyle bildirdiler. Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareyle 95 bin beğeni aldı. Güzel oyuncu Hande Erçel Instagram'da paylaştığı bu kareyle iltifat dolu yorumlar aldı. Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafıyla 128 bin beğeni aldı. Meltem Miraloğlu Instagram hesabından paylaştığı şapkalı fotoğrafıyla Instagram kullanıcılarının dikkatini çekerek iltifat dolu yorumlar aldı.
Magazin Karnavalı'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte en özel ve en çarpıcı haber ve röportajlarımızla karşınızda olacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.